Arkadaşlar merhabalar. Antalya tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları aktarmaya çalışacağım sizlere. Antalya ilk yarış günü geçen koşuldu, bitti. Pisti gördük, genel durumları gördük. Zor bir pist söylemiştim. Kaba kum şeklinde çıkacaktır diye. Ankara'ya benzer, biraz Ankara'dan daha ağır bir pist olduğunu tahmin ediyordum ki öyle bir durum ortaya çıktı. Aslında eski izlediğimiz yarışları andırır bir yarışlardı. Bence daha eğlenceli, keyifliydi. Bence tabii uzun düzlüğünün olması, güçlü atların ayakta kaldığını ve yarış kazandığını görebildiğimiz bir Antalya pisti izledik. Bugün ne olacak? Tabii kestirmek zor. Performans çalışmadım gene. Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ'da yaptığım çalışmanın bir benzerini yaptım. Kaliteli atları, gruplardaki kaliteli atları ortaya çıkartıp uygun kilolu atları da önererekten sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Çok da fazla bir şey diyemiyorum. Antalya aslında yaklaşık bana bir 2 saatlik uzaklıkta gitmem de gerekiyor. Umarım uygun bir zamanda da gidip ziyaretini de yapacağım. Antalya'nın hipodromun tabi. Antalya hipodromun. Birinci koşu handikap 15, handikap 2. Bu koşu şartında 50 kilolu atın maiden'da kalmış olması ile 4 nolu safkanın maiden at olması ile yukarıdaki atlara şans tanınıyor. Tanır daha doğrusu. 55-60 kilo, 59,5 kilo. Bunların içerisinde kaliteli olan, son yarışını kazanan 1 nolu safkan kazanmaya çok yakın şeklinde karşıma çıktı. Tabi pistten etkilenmezlerse arkadaşlar, ilk programda da söyledim. Bazı koşan atların koşamayacağını, koşamayan atların da koşar vaziyete geleceğini, pist şartları sebebiyle bunların olabileceğini söylemiştim ki beni de ters köşe yapan sonuçlar oldu Antalya'da. Bunlar, beklentilerimiz bu gibi sonuçlarda, bu gibi yarışlarda her zaman için olsun. Zamanla oturacaktır Antalya'da ki oturduğu zaman da artık ben de performans çalışması yapabileceğim. Tabii şu an için mantıklı değil, pek mantıklı gelmiyor. 1 kazanır, 3 uygun kilosu ve yarış şartına uyan safkan olması ile 55 kilo ile rakibi olacaktır. Bu 1300 kısa mesafeli yarışta beklediğim 1-3 arasında geçmesi gereken bir yarış. Yani bunlar da eksik koşarsa diğer 2 at, 2 özellikle 2 devreye girebilir. Eğer 4 yarış kazanmış olsaydı favorim olurdu 50 kilosu ile. Ama genel gördüğüm bu 1 ve 3 arasında bir yarış, şartlıya dönmüş gibi koşuyorlar. Görebildiğim bu. 3'te 55 kilo, apranti ile 55 kilo. Yoksa bu da 57, 58'lerde falan olacak. O yüzden bir nolu safkan kazanırdı. Normalde tek olması gerekir. İkinci koşu altılı başlangıcı. Handikap 17, handikap 1. Zor bir şartla başlatılıyor. Bu şart, hani performans çalışsak da zaten bulmakta zorlandığımız bir şarttır. Birinciyi bulmakta zorlandığımız. Burada birçok at bu şartı pek istemezler, birinci olmayı. Tabalayı tercih ederler ki 3 nolu baş taner. Görürsünüz ikinciliklerini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikinci olur mu bir 10 yarışta safkan? Hani hiç mi kazanamadım? Bir tane kazanmış farkındaysanız. Bunlar tercihli ikincilerdir. İkinciliklerdir. Ya yani kasıtlı ikinciliklerdir. Kim ne derse desin. Daha çok para kazanabilmek için, işte 62 handikapta kalabilmek için bu yola başvururlar az sahipleri. Onlardan biri 3 nolu safkan. Tabi kazanma ihtimali var Müslüm Çelik'te. Yarış şartına baktığımda mesafe uzun olunca direkt olarak 8 gibi sürpriz atları sizlere önereceğim ki handikap puanı 52, şarta uyan bir safkandır. Ben tek kullanmıyorsanız mutlak kuponlarınızda olsun derim. 8. 9 çarşı ağası. Bu safkanda 50 kilosu ile şanslı koşar durumda gene sürpriz plasehanesinde yazılabilir safkanlarda. 2000 metre yaşlı atlar, 7 yaşında olan atlar var grup içerisinde ki onlardan 4'ü önereceğim bu 2 atın yanına, 8-9 yanına. 4 nolu safkan apranti indirimi ile son yarışını kazanması ile AGF'lerden yaş avantajı ile de şanslı durumda koşuyor. Bu atın bir benzeri 58 kilosu ile de 5 nolu safkan olur.
O da bakın 5 yaşında. Dörtlükler üçlükten döndükleri için abileri karşılarında zorlanabiliyorlar ki hele uygun kiloyla start alan yaşlı atlar varsa daha çok şanslı koşar duruma geliyorlar. Pist ağır. Yani gördüğüm o işte biraz daha ön planda kalabilirler. 8, 9, 4 ve 5 nolu safkanlar. Rakip olarak önereceğim safkanlar oldular. Favorim 8 arkadaşlar. Zikrop. 8 nolu safkan. Bu handikap puanıyla, yarışlarıyla kazanma potansiyelini yüksek gördüğüm safkan. Diğer atlar Baştener dahil bakın. Ayarlı koşturulan safkan dediğim. 3 dahil. Diğer atların yazımını size bırakırım. Grubun en kaliteli atağı 63 kilo. Çok zor bir kilodur. 2. Şartlı yarış olsa direkt favorim olur. 10. Angel of Kingdom. 50 kilosu ile sürpriz yapar gelir. 10. Bunları hep tercih sebebi bırakacağım. Olmaz olmaz. Dün İzmir'de nasıl ki 6 atla ikili bitiriyorlardı son 2 AGF. Neredeyse. İlk ayaklar AGF ağırlıkları her zaman hissedilir, hissettirirler. 1.67 pencere ama pencere inşallah gelmezler diyeyim hadi. Üçüncü koşu. Beşli başlangıcında şartlı 4 bir mücadele. Kısa mesafeli bir şartlı 4. Son yarışını kazanan, uygun kiloyla start alan, grubunda kaliteli atlarından çıkan 2 Siverekan. Pişman çizikle kazanabilir, tek olabilir. Yani görebildiğim bu şartlı 4'te tekrarlaması halinde son yarışını grubu geçebilecek vaziyette koşuyor. Ondan daha kaliteli atlar var. Birisi 10 nolu Safkan. Bu da anne tarafından Kaisvert. 3 Vanlumaho, o da 9 yaşında. Aslında ters mesafe Vanlumaho için 1200. Tabii bence. Yazılırlar ilk etapta. Yani gelme ihtimalleri var. Ganyanlı at sürpriz at da buranın 11 bağrı yanık. Tek kullanmıyorsanız 2'yi ya da herhangi bir atı bu atları dikkate almanızı öneririm. Diğer atların yazımını size bırakıyorum. Üstüm çelik kumandaya binmiş. Onu da çizmesini yapayım. Başka at mı bulamadım üstüm çelik? Gitti 7'ye bindi. Enteresan oldu. Yazmak isteyen arkadaşlar için. Dördüncü koşu. Handikap 14 dişi. Handikap 2. Yarış şartı handikap 2. Yani hafif kilolu atlar var ama sürprizli önereceğim onları. Yukarıda da 4 Oğul Şah var. Bu da kazancı yüksek. Kalitesi olmayan bir safkan ama bu tip yarışlarda, handikap yarışlarda uygun kiloyla start alan, kazanırda olan, koşar durumda olan bu atlar devamlı etkili koşuyorlar. O yüzden önermek istedim. 4 ben de favori koşuyor arkadaşlar. Yani kazanabilecek vaziyette koşuyor ki diğer atların performanslarında zayıf olduğunu görürsünüz. Tabii son yarışlarına baktığınızda. Grubun en kaliteli atı olan Mehmet Kaya ile start alan kendi atları Bengü Taş 3. Bu atın bende ciddi rakibi çıkar. 4'ün rakibi olur. Mehmet Kaya'yla da iyi bir yarış çıkartıp 4'ü geçme, çok kolay geçme kapasitesine sahiptir. Rakip olur. Diğer atlar ekürler 1, diğer ekürler 2, 5, 6 gibi atları yarışın şartından dolayı da Arap yarış olmasıyla da yeriniz varsa öğrenebileceğim safkanlar olduğunu söyleyebilirim. 5-6 kalite handikap puanları fena değil. En azından birer tane maiden çıkışları var. 2 Defneli, yani bildiğimiz bir at Defneli. Bu tip gruplarda başarılı olur. Miray Kız 60 uygun kilosu ile bu şartta hani en ağır kiloyu taşıması ile diyeyim. Şartın kilosu değildir bu. Olmaz demem bu tip atlarda yarışta oluyorlar. Önemli olan 4 ve 3'ün nasıl bir performans göstereceği. 4 koşar durumda, 3 de koşarım derse de 4'ü geçer derim. Diğer atların yazımı size bırakıyorum. 5. koşu şartlı 4 dişi zor bir şarttır. Bu dişi yarışları şartlı 4'ün dişisi. Hani atlara baktığımda kaliteli at 5 çıkıyor ki kazanma potansiyeli var. AGF'lerde genelde dağılmış durumda. Ben burada kaliteli atlardan gene Elif Kayak, gene kendi atları 4 Wonder Girl. Bu safkanı dikkate almanızı öneririm. Az da olsa favorim arkadaşlar. Mehmet Kaya ile 4 nolu safkan. Yani
Çok dengeli geldi grupta. Biraz da zorlandım o yüzden. 4-2 kupon yarışına AGFS'i çıkar. Yani kazanır ama kalite puanı yüksek olmalıydı bu atında. Kazandığı yarışlar, aldığı handikaplar 37 arkadaşlar. Maiden atları vaziyetinde. Zaten Maiden çıktılar. O yüzden çok güvenmeyin. Diğer atların da şanslı olduğunu tablodan net görebiliyorum. Grubun kaliteli atı 5. Kazancı yüksek. 4 sefer yarış kazanmış. Ama handikap puanı çok düşük. Bali kızı. Pişman çizikli. Bunlar olabilecek atlardır. Üçgene pencere kalmasın artık. O da kazanma potansiyelini barındırıyor. Şartın uygun kilosunu taşıyor 55'li. Varsa tekiniz, hissettiğiniz, inandığınız tek atın geçin en güzeli bu. Yoksa inandığınız atları yazmanızı öneririm ki. Benim önereceğim safkan 4 arkadaşlar burada. Öncelikle 4. Sonra 2-1 diğer atlar. 6. koşu şartlı 4 mücadele. Burada da Aliço tek olur vaziyette start alıyor. Grubun en kaliteli atı vaziyette kaldı. Aliço. Obrada için düzlük çok uzun. Yani 1400'ün Obrada kaliteli tabi. Grubun kaliteli atlarından ama Aliço kendi yarışını koşarsa tek olur bence kazanır. Diğer atlar 3-2-8 sürpriz yapar gelir. Çok at yazan arkadaşları. 2'nin kalite handikap puanı var. Diğer atların yazımını size bırakırım ama ben de net çıkan safkan Aliço oldu. Umarım yanıltmaz. Koşar güzel yarışını kazanır. Tek beklediğim safkan programda net gördüğüm safkanlardan biri oldu. 7. koşu Maiden. 4 yaşlı Arapların Maiden'ında at önermeye de zorlandığım bir yer oldu. Jian Hatun çıkmıyor Maiden'dan arkadaşlar. Yani kilosu 59. Çıkmak isteyeceklerdir. Dişi attılar. Erkeklere baktım. Erkeklerde bir şey yok. Normalde erkekler kazanacak burayı. 1400'lerde. Onlar avantajlı olur. Yeni koşan bir nolu safkana şans tanınmalı düşüncesindeyim. 6. Çıkartmıyorlar atı. Bugün ne yaparlar bilmiyorum. Yani kazanç 7. Yüksek, en yüksek kazanç 6'da. 7. Akkuş kızı grubun en kaliteli atı durumunda. Bunları bir tane erkek at bir nolu safkan olmak kaydıyla yazalım derim. Yani 7-6-1 kuponlarda olsun önerim bu. 8 Anadolu incisi Müslüm Çelik'le, Jockey ile başta olmak kaydıyla diğer atlardan varsa tuttuğunuzu ekleyebilirsiniz. Yani grup berbat bir grup. Yani çoğu da dönen bir grup. Yani Maiden'dan kalmak isteyen grup. Hala 4 yaşındalar Maiden koşuyorlar. Yani. Belki de yıl sonuna kadar koşacaklar. Bilmiyorum artık. Antalya, güzel Antalya'mızda program böyleydi arkadaşlar. Umarım söylediğimiz atlar en azından inandığımız atlar iyi yerlerde bitirirler. Sizlere faydam olur. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.